Supercalifragilisticexpialidocious. Hoş bulduk. Arada bir la havla ve la kuvvet çekiyor kadın. Şeyde mi? Anonsta mı? Hmm. Beni abet yapıyorum. Şengül direkt dikkatimi çekti ve şey hissettim, bu karakter benden doğmak istiyor. Hatta menajerime de söyledim, bu kadın beni çağırıyor dedim. Hiç de yanılmamışım. Çok oyuncaklı, çok tahmin edilemez. O yüzden de sürprizi bol bir karakter. Bir de profesyonel oyunculuğun ben kendinin tamamen dışında bir şey yapmak olduğuna inanıyorum. Yani kendini oynamaktan öte. Sana tamamen zıt bir insanı canlandırmak bence profesyonel oyunculukta atılan doğru bir adım. Şengül'le hiçbir ortak özelliğimiz yok. Tamamen benden farklı. Sosyoekonomik durumu olsun, olaylara yaklaşımı olsun, tepkileri olsun. Çok bana aykırı birini canlandırmak çok keyifli. O yüzden onu senaryoyu okuduğum an gördüm. Bu benim tamamen dışında birisi diye. Arada bir la havla ve la kuvvet çekiyor kadın da, o güzel oluyor içi sıkıştığı zaman. Hoşuma gidiyor o halleri Şengül'ün. Yeni başlayan dizilerin hepsini izliyorum. Çok da başarılı buluyorum. Güzel bir atılıma geçti ATV. Hepsi birbirinden güzel. Şu anda çalışmakta olduğum dizideki rolümü çok oynamak isterdim. İstiyorum, oynuyorum. Celil'in rolünü oynayabilirdim yani. O güzel bir kötü, güzel yazılmış bir kötü, evet. Ama erkek rolü olduğu için sahip olduğum rolle idare etmek zorundayım. Çok keyifli. Zaten daha önceden de tanıştığım arkadaşlarla bir aradayız. Vicho'yla ya sinema filminde çalışmışım ya işte okuldan tanıdıklarımız var, konservatuvardan arkadaşlarım var. O yüzden çok keyifli bir ortamın içerisindeyim. En çok güldüren, ya aslında hepimiz bazen birbirimizi tatlı tatlı azdırıyoruz. Ama en çok Cüneyt'le gülüyorum ben, Cüneyt Mete'yle. Çünkü karşılıklı sahnelerimiz var. Bir de karı koca oynadığımız için pek de birbiriyle anlaşamayan bir karı koca, kavga sahneleri çok eğlenceli oluyor. Galiba benim o konuda tertip düzen meraklısı. Zaman zaman benim yapmışlığım vardır. Yok, hiç kimse gecikmiyor. Herkes zamanında orada. Reji asistanları ne yapsınlar, oyuncuların peşinde hazırlamak için en tez canlı onlar. Kendi ailemizle, yani dört ana çocuk karakterimiz, yani gençler, Cüneyt, zaten sürekli bir aradayız. Dolayısıyla hani ekranda gördüğünüz aile ortamını biz sette zaten yaşıyoruz. Ben biraz şey meraklısıyım, bu online eğitim meraklısıyım. O aralarda daha çok onu izliyorum. Ya da işte daha genç, işe yeni başlamış arkadaşlar bazen sorular soruyorlar, onlara bağız verirken buluyorum kendimi. Son zamanlarda bayağı acıklı sahneler çektiğimiz için method acting, sürekli onun etkisi altındayız ama karavanda çok şarkı söyleyip dans ettiğimiz var. Ben şeye çok güzel geçiniyorum, küçük kızımızla, Aylin'le, Emel'i oynayan karakterle. Emel'le bazen, ben ona İngilizce bir kitap aldım, çok yetenekli bir çocuk. Set aralarında Emel'e ben İngilizce öğretiyorum, yani Aylin'e İngilizce öğretiyorum. O zaman çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz onunla. Ah işte ben bir vejeteryanım. O yüzden set yemeği yiyemeyen cinstenim. Çorbamı bile kendim yapıp götürüyorum sete. Biraz pimpirikliyim yemek konusunda. Yemekler güzel olmasına rağmen. Çok seçiciyim. O konuda zor bir insanım. Bence sevgi aileyi bir arada tutan en büyük unsurlardan biridir. Acı dönüştürüldüğü zaman ancak bir değer kazanır diye düşünüyorum. Sevgiye dönüşürse. Gerçek hayatta ben olarak mücadele yöntemim, şöyle söyleyeyim, ben psikoterapiye inanan birisiyim. Dolayısıyla duygularımı ameliyat etmeyi seviyorum. Onları görüp, yaralarımı görüp, onları nasıl onaracağım konusunda teknik destek alıyorum. Oyunculuk için de çok önemli psikoloji bilmek ve psikoterapiyle alakadar olmak. Dolayısıyla ben çok faydasını gördüm. Onun dışında tabii ki hani bedenimi sürekli hareket halinde tutuyorum. Spor aktiviteleri çok önemli zihin için, sadece beden için değil. Dolayısıyla hani şey, kendine iyi bakan, kişisel gelişim konusunda da önemli adımlar atan birisiyim diyebilirim.